Evet sevgili dostlar, bu videomuzda da ben yoruldum hayat diyoruz. Biraz makamlardan çıkalım dedim. Bu parçamızda araya sıkıştıralım dedim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi komamız yokturdur arkadaşlar. Yani uşak makamı üzeri komasız çalıyoruz. Belki çoğunuz parçanın peşi sıra çalmaya çalıştınız ama gördüğünüz olmuyor. Çünkü parçada detune var arkadaşlar. Yani bilgisayarla oynanılmış varyasyon. Yani asıl frekanslar yani genelde mi üzeri çalıyor ama mi'yi çekmiş, detune yapmış. Eksi 33 civarlar arkadaşlar. O yüzden çoğunuzun Orkun sesleri tutmayacak. O yüzden dedim bunu da kısaca izah edeyim. Şimdi ses olarak ne alıyoruz? Ritim olarak arkadaşlar ritmi kullanabilirsiniz. Ben ritimli yaptım ama slow kullanırsınız. Drumlarını kapatırsınız arkadaşlar. Yani bu çok sade kalması gerekiyor. Sadece akkompar gelmesi gerekiyor. Slow 61 civarları kullandım. İlk ses olarak piyano kullandım. Ondan sonra bağlama kullanırsınız. Yahut komple parçayı istediğiniz gibi komple piyano ile çalarsınız. Yani ritimsiz. İkinci geçişte bağlamalı alırsınız. Şimdi ne tür çaldım arkadaşlar? Zaten biliyorsunuz piyano geçti mi few looper lazım bize. Yani komple tasatürleri yani komple klavyeyi açmamız gerekiyor. Yani burada akkompo olmayacak sol tarafta. Burada piyanolar gelmesi gerekiyor. İkinci varyasyonda few looper'ı kapatıp split yapıyoruz. Orku yani akkompo yerimize. O zaman ritimlerimizi kullanıyoruz. Şimdi ben burada piyano aldım. Tabii ki oktav yukarı çıkıyorum komple yukarı çaldığımda. Çünkü yoksa bu çok pes gelecek. Sol taraf. Şimdi arkadaşlar ne aldım? Yani ne aldık burada biz? Mi, fa, sol, la, do, si, si. La, sol, fa, mi, fa, sol, la, do, si, si. Bu ilk geçişi arkadaşlar. Akor nerede veriyoruz? C'de veriyoruz arkadaşlar. C'nin akorunu veriyoruz. Gördüğünüz gibi orta ses kullanıyorum. Burada do'da da verebilirsiniz arkadaşlar. Zaten C'ye döndüğümüz için yani ana ses C olacağı için fark atmaz arkadaşlar. Yani do'da da akoru verebilirsiniz. Oysa ikinci geçişi arkadaşlar re'den alıyoruz. Yani re mi fa sol si la la fa sol fa mi re mi fa sol si la la buraya kadar arkadaşlar akorunu gördüğünüz gibi re'de veriyorum. İkinci geçişte re'de veriyorum arkadaşlar. İlk geçişi re'de akor vermiyorum. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi re majör veriyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrar la. Yani ilk geçişi akorsuz. Pardon. Gördüğünüz gibi re majörü vermiyorum ben burada. Sadece la'yı veriyorum önce. Ondan sonra ikinci geçişte re majör. Ondan devam çalıyoruz arkadaşlar. Yani ben burada yuvarlıyorum arkadaşlar. Re, mi, fa diye zalıyorum. Yani re, mi, fa, mi, mi. Si, do, si, do, si, do, si. Fa, mi, mi. Bu şekil. Ondan tekrarlıyoruz. Si, fa, mi, mi. Akor nerede veriyoruz arkadaşlar? Akor şu şekilde veriyoruz. Yani direkt fa diyez, re majör arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mi akoru veriyorum. Mi minör. Buraları vermiyorum. İkinci geçiş. O
Ondan isterseniz ritmi çağırırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi burada ilk vuruş S alıyoruz. Ondan sonra bağlamalara giriş yapıyoruz. Yani ritimli almış olsak şu şekil. S. Buraya ama isterseniz ya piyano ile devam edersiniz arkadaşlar. Yahut ritimli çalarsınız. Bağlamayla. Ben şimdi piyano ile vereyim bir. Yani burada sol başlıyoruz. Yani sol 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 la si la. Pardon, sol 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 la si si la la sol fa 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 la fa sol sol fa mi 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 sol mi fa. Bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. İkinci de. Sol 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 la si si la la sol fa 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 la fa sol sol fa mi 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 sol mi fa fa mi re 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 sol fa sol. Şimdi arkadaşlar parçayı çaldıktan sonra müziğin sonunda girişte şu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Girişte vereyim size. Girişi biliyorsunuz. Girişi si'ye kadar veriyorsunuz arkadaşlar. Yani mi, fa, sol, la, si. Çünkü buradan direkt okumaya başlıyoruz. Yani gördüğünüz gibi 3. oktavda kullanabilirsiniz. Yani cevap olarak. Ama dedim ki iki kere alıyoruz. Şimdi cevap geliyor. La sol fa. Burayı yukarıdan da yaparsınız. La sol fa. Fa fa fa. La fa sol. Sol fa mi. Mi mi mi. Sol fa. Pardon. Mi mi mi. Sol mi. Arkadaşlar bu parçamız da buraya kadar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Başka videoda görüşürüz.